İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecini resmen başlattığı tarihte AB vatandaşlarının serbest dolaşım haklarını da ortadan kaldırabilir. Bu da Mart'ın ortasına denk gelebilir. 2 haftalık bir süreçten söz ediyoruz. Bu süreci ilan ettiği gün May'in İngiltere'ye gelen yeni AB vatandaşlarının bu ülkede yaşama ve çalışma haklarının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Ayrıca resmen başlatılan Brexit süreciyle birlikte İngiltere'ye daha önceki zamanlarda yerleşmiş AB vatandaşlarının haklarının korunmasının AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarının korunmasına bağlı olduğunu açıklaması da bekleniyor May'in. May'in göçmen konusunu bir an önce gündeme getirmesinin arkasında Avrupa Birliği ile yapılacak Brexit müzakerelerinde bu konunun bir pazarlık meselesi haline gelmemesini hedeflediği söyleniyor. Ancak AB Komisyonu ve AB üye ülkeleri May'in bu planına karşı çıkıyor. Özellikle de İngiltere'nin Brexit sürecinde yani müzakere sürecinde hala AB üyesi olduğu ve AB yükümlülüklerine ve kurallarına uyması gerektiğini savunuyor AB Komisyonu ve bu sürecin 2019 yılına kadar uzatılmasını istiyor. Yani AB vatandaşlarının diğer AB ülkelerinde olduğu gibi İngiltere'de de serbest dolaşım haklarından, yaşama, sosyal güvencelerden faydalanmasını istiyor AB Komisyonu. İngiltere hükümeti ise serbest dolaşım sürecinin uzatılmasına karşı. Buna neden olarak ise büyük bir Avrupa Birliği göçmen akınını gösteriyor. İsmini açıklamayan bir hükümet yetkilisi basına verdiği demeçte eğer o kadar beklersek Romanya ve Bulgaristan'ın yarısı bu ülkeye gelir şeklinde yorum yapmıştı. İngiltere'nin İçişleri Bakanı Amber Rudd da daha önceki görüşmelerinde konuşmalarında bu AB'den ayrıldıktan sonra serbest dolaşım hakkının ortadan kalkacağını açıklamıştı. Ancak Amber Rudd kalifiye işçilerin yani iyi eğitimli göçmenlerin 5 yıllık ya da uzun süreli vizelerle burada çalışma izni alabileceğini ancak sosyal haklardan yani sosyal güvencelerden faydalanamayacağını söylemişti. Şu anda İngiltere hükümeti kalifiye göçmenler için bazı çözümler bulmaya çalışıyor. Geçen hafta da Brexit Bakanı David Davis Avrupa Birliği'nden gelecek göçmenleri bir anda engellemenin mümkün olmadığını açıklamıştı. Bunun yıllar alabileceğini söylemişti. Fakat bu süreç AB Komisyonu ve İngiltere arasında büyük tartışmalara yol açacak gibi duruyor. Şu anda Brexit süreci Lordlar Kamerası'ndaki Brexit yasasına bağlı görüşmelere kilitlenmiş durumda. Lordlar Kamerası'nda AB vatandaşlarının haklarını korumaya yönelik değişiklik önergeleri sunuluyor ve bunlar görüşülüyor. İngiltere hükümeti ise Brexit yasasının hiçbir değişikliğe uğramadan bir an önce kabul edilmesi ve yasalaşmasını savunuyor. Ancak Theresa May hükümetinin tek derdi Mart ayında bu değil. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da May'in Brexit sürecini resmen ilan ettiği gün İskoçya'da ikinci bir referandum, bağımsızlık referandumu için harekete geçeceklerini açıkladı. Theresa May ise İskoçya Meclisi'nde kendisine yandaş, destekçi arıyor. Ancak İskoçya Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunda %62 oyla Avrupa Birliği içinde kalma kararı vermişti. İskoçyalılar bu sürece yani İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan ayrılma sürecine nasıl bakacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Elçin Poyrazlar, Londra.